Fakat az önce büyük bir hüzünle, şaşkınlıkla dinlediğim Sayın Grup Başkan Vekili'nin yaklaşımını A'dan Z'ye reddediyorum. Bu dil meclisin dili değil. Kürt düşmanı, irade hırsızları, bunlar bu meclisin muhabbetine yakışan ifadeler değil Sayın Başkan. Şaşkınlıkla izledim. Bir defa şunu söyleyeyim. Kürt düşmanı diyorsunuz. Sizin toplam vekilinizden daha çok Kürt milletvekili AK Parti'de var kardeşim. Siz hangi hakla, hangi yetkiyle kendinizi Kürtlerin temsilcisi düşünüyorsunuz? Biz Kürt düşmanıysak siz insan düşmanısınız. Biz 82 milyonu beraber değerlendiriyoruz. Bir adım atarken ister kayyım ister mesele. Bunları yaparken bunlar Kürt mü Türk bile bakmıyoruz. Bu yaklaşım yanlış. Bir daha söylüyorum. Kayyım atamasını teknik olarak eleştirebilirsiniz. Ama bunu Kürt düşmanlığı diyemezsiniz. Kaldı ki Kürtlerle ilgili yapılan işleri, adımları şimdiye kadar Hatip'in konuşmasına izin veriyorum. Yaptığımızı siz biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, siz Kürt düşmanı diyerek aynaya baksanız mahcup olursunuz. Kürtlerin hiçbir hakkını savunmadan sadece bir terör örgütünün hakkını savunarak Kürt dostu olamazsınız. Kürtlerin dostunun, düşmanının kim olduğunu herkes biliyor. Siz Kürtlerin vekili değil, Kandil'in vekilisiniz. Siz Kürtlerin değil, PKK'ya göz kırpanlarsınız. Bunu öğrendik artık. Bakınız, şimdiye kadar belediye başkanlığı makamına otururum deyip de güya halkın iradesine saygı gösterdiğini iddia ederek adım atarken ama aynı şekilde eş başkanlık atam. Buyurun tamamlayın Sayın Turan. Eş başkanlık atamasını Kandil'den yapan sizsiniz. Hangi egemenlik? Egemenlik milletindir, tartışmasız. Halkın dediği baş tacı, tartışmasız. Ama halkın dediğini, iradesini siz bizi örgüte, Kandil'e peşkeş çekerseniz, halkın verdiği yetkinin yanına bir başka başkan koyarsanız bu millet size hayır der. Bir defa sizi edebe davet ediyorum Sayın Başkan. Bağırmayacaksınız. Ne bağırıyorsunuz? Şimdiye kadar lütfen, her şey söylediniz. İftira lütfen. Var. Hakaret var. İtham var. Ağzımızı açmıyoruz. Kürsüden konuşuyoruz. Ama buraya çıktığımızda bağırıyorsunuz. Bu bile sizin konuya ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Ne kadar samimiyetten uzak olduğunuzu gösteriyor. Mesele Kürtlerin hakkıysa sağduya konuşursunuz. Böyle bir şey yok. Varsa yoksa bir örgütün PKK'nın söylemin tekrarı. İşkence meselesi öyle. Dün konuştuk. Adam PKK lehine slogan atıyor. Polis müdahale ediyor. Bununla ilgili teşekkürler Sayın Turan. Teşekkürler. Buyur. Buyurun Sayın Kurtulan. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizi saygıyla selamlıyorum. Dün gençlerin Sayın milletvekilleri Hatip Kürsü'de konuşmasını dinleyelim lütfen. Buyurun. Bülent Turan bu kürsüde işkenceyi savunmuştur arkadaşlar. Bunu beyan ederim. Tekrarlayayım. İşkenceyi PKK lehine mi her neyse slogan attıkları için biz işkence yaptık demiştir. Bunu itiraf etmiştir. O gençler ne demişse de ne için hangi gerekçeyle sonra cevap verirsiniz Sayın Turan. Hangi gerekçeyle, lütfen oturun. Hangi bu oturun cevap verirsiniz. Lütfen. Almışsanız da, ben izin vermeden konuşamazsınız. Hayır. Siz oturun biraz sonra cevap verirsiniz. Her alanda Sayın böylesiniz. Sayın Turan. Her alanda şimdi de Sayın Turan lütfen oturun. Şimdi de sayısız söz söylediniz kürsüden. Kimsenin konuşmasına müdahale etmem ben. Sayın Kurtulan bekleyin. Siz buradan şimdi ağır ithamlarda bulundunuz. Ben size müdahale ettim mi? Ben değil. Karşınızda hitap ettiğiniz diğer başkan vekili cevap verecek. Biraz sonra siz de cevap verirsiniz. Hakkımı gasp edemezsin. Hakkınızı kullanarak cevap verirsiniz.
Her buyurun, yerde haklarınızı gasp ettiğiniz gibi şu an kürsü hakkımı gasp etmek istiyorsunuz. Bülent Turan, gaspçısınız. Her yerde gaspçısın. Söyleyeyim, bir dakika dinleyin. Ne dediniz? Bunu ben iftira atmıyorum size. Gençler orada, biz bir işkence vakası var demişiz. Siz şunu da savunuyorsunuz. Gençler PKK lehine slogan attılar demişsiniz. Bu ne demektir? Slogan attıkları için işkenceye maruz kaldılar demişsiniz diyorsunuz. Bunun anlamı karşılığı budur. Kürdüz ama biraz Türkçeden de anlarız. Bunun karşılığı bu. Öbür tarafa gelince, aynaya bakın kendinizi görürsünüz dedik. Evet, aynaya baktık. Aynaya baktık, ne gördük? Direnişi gördük. Size baş kaldırmayı gördük. Hakkı, adalet savunuculuğunu gördük. Dürüstlüğü gördük. Haktan gelen hakkı, belediyeciliği tekrar hakka hizmet olarak götürmeyi öğrendik. Bizim... Tamamlayın lütfen Sayın Kurtulan. Defalarca söyledik. Kayyum atadınız, seçime gittiniz. Hak kayyumu tanımadı. Tekrar seçimde kendi temsilcisini çıkardı. Niye bunu görmüyorsunuz? Ahmet Türk'ten o gün de söyledim. Ahmet Türk'ten barışa, demokrasiye, adalete adanmış bir yaşamdan utanmazca bir terörist çıkarmaya çalışıyorsunuz. Selçuk Mızrak'tan bir terörist çıkarmaya çalışıyorsunuz. Tutukladığınız belediye başkanı ta Diyarbakır'dan Kayseri'ye elleri kelepçeli sürgüne gönderiyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Bir seçilmişe bunu yapmaya utanmıyor musunuz? Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük Kürt düşmanı sizsiniz arkadaşlar. Kürt düşmanısınız. 10 tane de 20 tane de vekiliniz varsa bile, 10 tane vekiliniz olsa bile sizin kadar Kürt'e düşman olan, Kürt'üm diyen herkese düşmanlık yapan bir hükümeti Türkiye görmemiştir. Dışarıda paçayı bağlayacağım Sayın Başkan. Bağlayın, tamam. Dışarıda teşekkürler Sayın Kurtulan. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.